Bize daha önce teslim ettikleri reçeteleri harfiyen yapmaya gayret edecekler ve en iyi sonucu çıkartan 4 yarışmacımız ödüllendiriliyor olacak. İlk dört ödül kazanan yarışmacı olacak. Bütün yarışmacılarımız buradan elbette bilgiyle, faydayla ayrılacaklar. Çok kıymetli bir gün olacak bunun için. Ama ilk 4 yarışmacı ödüllerle ayrılacak. 4. olan bu festivalinde, bu yarışmada düzenlenmesinde çok büyük katkıları olan Patlıcık'la hocamız adına geçen sene kaybettik kendisini. Tasarladığımız bir de tarafından tasarlanan çok kıymetli bir uçak kazanacak. 3. olan 2500, 2. olan 5000 ve 1. olansa 2500 liralık ödülle bugün buradan ayrılıyor olacaklar. Bu ödüller elbette sembolik ödüller. Onları biraz daha yüreklendirmesi için, kendilerine güvenlerini arttırması için tasarladığımız ödüller. Bu yarışmaya katıldıkları bile, şunun karşısına çıkmadıkları zaten bile onlar için çok büyük önem taşıyor. Jürimiz de yavaş yavaş yerini aldı hanımlar beyler. Yarışmaya başlamak için son 2 dakika öncesinde ben kıymetli jüri üyelerimizi size takdim etmek istiyorum. Gaziantep Hışmağ'ın kurucu şefi Yine Özmen bizle birlikte. Alkışlar alabilir miyiz lütfen? Bugün sizin alkışlarınız çok kıymetli, çok değerli. Özellikle yarışmacılarımız için. Hoş geldiniz efendim. Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğretim görevlisi Cem Aydoğdu bizlerle birlikte sayın hocamız. Bu festivalde çok emeği bulunan işletmeci Ebru Koralı bizle birlikte. Şef Beytullah Şahin bizle birlikte. Kıymetli yorumlarıyla yarışmacılarımızı, öğrencilerimizi yönlendirecek. Ve bir diğer kıymetli jüri üyemiz Sahan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan bizlerle birlikte olacak kısa bir süre sonra. Peki, jüri üyelerimizi saydık ama çok daha önemli, çok daha heyecanlı isimler var. Kariyerlerinin çok başında. Belki daha başında bile değil ya. Kariyerlerine adım atacaklar. Lise seviyesinde yakında üniversitede de gastronomiye devam edecekler. Yürekten alkışlarınıza, kalpten alkışlarınıza çok ihtiyaçları var. Melek Özata, Evliya Çelebi Meslek Lisesi'nden bize vardalık paçası yapacak. Yine Evliya Çelebi Meslek Lisesi'nden Melike Tekin şırıl bahşi yapacak. Atatürk Meslek Lisesi Nurten Algan Adana usulü kalinli karnıyarık yapacak. Nezihe Yalvaç Meslek Lisesi'nden Kadir Aykal bizle beraber vejeteryan içli köfte yapacak. Bu Adana'ya göre çok ciddi, çok cesur bir tercih. İsmet İnönü Meslek Lisesi'nden Zeynep Kurumbay Tufan Beylikosu üyesi yatağında pirzola yapacak. Aygül Alper İsmet İnönü Meslek Lisesi'nden etli ekşi köfte yapacak. Eylül Özkan, İsmet İnönü Meslek Lisesi'nden Baba Konuş Yatağında sarımsaklı köfte yiyeceğiz onun elinden. Osman Gazi Borsa İstanbul Meslek Lisesi'nden Yasemen Yalçıner içli köfte yapacak. Ve son olarak Osman Gazi Borsa İstanbul Meslek Lisesi'nden tekrar Sude Naz Şahin Adana usulü ciğer sofrası koyuyor. Şimdi bizim için çok kıymetli bir şey var. Ne mutlu ki Adana'nın bu sıcağında, çadırın etrafında, güneşin altında olmak pahasına yarışmacılarımızı destekleyen izleyicilerimiz var, taraftarları var. Bu destek çok önemli. Bu destek gerçekten çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi bu yarışmayı sadece ve sadece bu yetenekli arkadaşlarımıza önemli görevlerinde, gastronomideki bu önemli görevlerinde, kariyerlerinde daha en başında olabildiğince destek olmak, motivasyonlarını artırmak. O zaman soldan geriye doğru sayıyorum. Hep birlikte kuvvetli alkışlarla başlasınlar. 1-2-1'e başlasınlar.
toplam 100 üzerinden puanlanacak yarışmacılarımız. Peki hangi kriterler göz önünde bulundurulacak? Hemen hatırlatalım. Her şeyin başında tabii ki lezzet var. Lezzet olmadan hiçbir yemek hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece karnı doyurmuyoruz, insanoğlu artık. Sadece karın doyurmak için değil, keyifle karın doyurmak istiyor insanoğlu. O yüzden lezzet çok önemli bir kriter. Lezzetten sonra elbette sunum çok kıymetli, sunum önemli. Benim bir hocam insanlar gözleriyle yer derdi. O yüzden tabağın görseli çok kıymetli, çok önemli. Profesyonel şeflerin artık çok dikkat etmesi gereken bir unsur. Dolayısıyla sunumda %25 etki edecek. Bir diğer konu en az ilk ikisi kadar önemli. Müziğin hazırladığımızda. En az lezzet ve sunum kadar önemli olan bir konu, hatta daha önemli olan bir konu hijyen. Hijyen kurallarına ne kadar dikkat ettikleri yarışmacılara %25 puan kazandıracak. Ve sahada gezici olan hakemlerimiz Kerem Görgel, kendisi şef prodüsör ve Alican Karagöz hocalarımız, onlar sürekli yarışmacılarımıza hem destek verecekler hem de gözlemleyecekler ve %25 kanaat notu kullanacaklar. Genel manada profesyonellik değerlendirilecek. Evlerinde mutfakta çalışmıyorlar, profesyonel bir mutfakta çalışıyorlar. Dolayısıyla bunu değerlendirecek jürilerimiz profesyonelliğe yakışacak şekilde tezgahlarını, kullanmalarını, tavalarını, tencerelerini, kesme tahtalarını, bıçaklarını, malzemelerini kullanmalarını bekliyoruz. Sıfır atık politikasıyla ilerlemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince dünyadaki kaynaklar son derece kötü. Bu kadar da bu sorusunda yeterli değil. Dolayısıyla şeflere çok büyük görev düşüyor. Sıfır atık her zaman için ilk hedefimiz. Jüri üyelerimiz şaşırtıcı bir şekilde hiç zaman kaybetmeden hemen daha ilk saniyede yarışmacılarımızı yakından incelemek üzere çadırımızda gezmeye başladılar. Bu yarışmacılarımız için elbette bir stres faktörü. Amaçları tabii ki stres yüklemek değil. Dediğimiz gibi destek vermek için buradayız. Ama unutmamak lazım, bu iş stresli bir iş. Ömürleri boyunca sınırlı malzemeyle, sınırlı zaman içerisinde son derece düzgün, doğru çalışarak, atıksız bir şekilde sonuç almak zorundalar. Her gün aynı şeylerle mücadele edecekler. Bugün jüri karşısında, yarın hizmet verdikleri müşterilerinin karşısında hep aynı stresi defalarca yaşayacaklar. Dolayısıyla bir nevi simülasyon diyebiliriz bugün için. Oldukça şaşkın olduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Yarışmacılarımız oldukça gençler. Tabii ki daha çok yollar var önünde. Jüri hiç vakit kaybetmeden tezgahları gezmeye başladı. Buna rağmen inanılmaz sakin, 9 yarışmacının 9'u birden. İnanılmaz sakin, inanılmaz kontrollü. Ne yapacaklarını son derece iyi bilir bir şekilde tezgahlarında çalışıyorlar, tarifleri, reçetelerini hazırlamaya çalışıyorlar. Ne jüri faktörü, ne yarışma faktörü onları paniğe sürüklemedi ne mutlu ki. Tabii bu bir saatlik yarışma süresinin son 10 dakikasında esas panik, esas o kaygılar ortaya çıkıyor. Göreceğiz bakalım 50. dakikadan sonra kim yetiştirebildi, kim koşmaya panik olmaya başladı. Hangisinin planları hedeflendiği gibi gitmeyecek, hep birlikte takip ediyoruz. Ama şu an görünen her şeyi kontrol altında. Bakalım bu 9 yarışmacıdan hangisi birincilik koltuğuna oturup 7500 liralık ödülü de kazanacak, okuluna kupayla dönecek. Son derece kontrollü. İzleyenler daha da heyecanlı yarışmacılarla. Ne mutlu ki arkadaşları, öğretmenleri, Adana halkı onları büyük bir heyecanla izliyor. Ama onlar çok kontrollü. Çok sakin. Hepsi
ne yaptığının son derece farkında. Zaman planlamasını çok iyi yapmış, malzeme planlamasını çok iyi yapmış. Birazdan jürinin huzurunda takdirleri toplayacaklar. Son yarım saat, yani yarışmanın yarısını geride bıraktık. Yarışmacılarımız umarım ki planladıkları noktadadır. İşte öyle bir durum. Hangi noktada olduklarına bakmak için çok doğru zaman şu anda. Yarısı geride kaldı. Ben neredeyim, daha ne kadar yolum var? Ona göre bir zaman planlaması yapmaları gerekecek yarışmacılarımızın. Çünkü artık saat geriye doğru işliyor. Artık saat aleyhlerine işliyor. Elbette sizi strese sokmak için söylemedim bunu sevgili dostlar. Ama bu da işin gerçeği. Tezgahlardan bir tanesinde mangal ateşi yanıyor bu arada. Adana Sulu Ciğer Sofrası'nda tek mangal ateşi yakan. Tek mangal ateşi yakan. Tek mangal ateşi yakan. Ve Bursa'dan gelmesi. Efendim? Bursa'dan gelmesi. Evet, Bursa'dan geldi, Adana'da mangal yaktı. Acaba Adana'ya dışarıdan gelip de haber değeri var mı? Bursa'dan geldi mangal. Mangal demişken az önce Cem hocamızla bir mangal sohbeti yaptık. Mangala dair çok güzel ipuçları verdi bana. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz bunu. Hocam neydi bu mangalla ilgili çok kıymetli bir şey vardı, onu söylediniz bana. Evet, ben Adana'da Avrasya'ya çalıştım. İkinci bölümde gittim Adana. Her sene buraya gelmekten çok memnun oluyorum. Mangalda közden daha önemli bir şey var. Mangal yaparken, şimdi biz Türk milleti olarak her yerde mangal yapmayı seviyoruz. Ve ustalar da mangalda çok yemek yapıyorlar. Mangalda aslında közden en önemli şeylerden birisi kül. Yani mangalın tavuğunu ayarlamak için külü iyi kullanmamız gerekiyor. Mesela Adana kebap yağlı bir et. Nasıl alev almıyor mangal? Biz evde bir tavuk yapıyoruz mesela, mangal yapıyoruz. Alev alıyor hemen. O mangalı, o külünü, daha önceki mesela yaptığımız külü bile bir kenara ayırıp mangalın kenarında tutarsak gerektiği zaman çok yüksek olduğunda ateş külü üzerine serperek ayarlarız. Bu steakhouse'larda da, et ızgarasında da, tavuk ızgarada da, evde de yapıyorsak o külü iyi kullanıp mangalın alev almamasını sağlarız külde. Bu şekilde kömürün de daha uzun süre yanmasını sağlayabiliyoruz değil mi? Evet, aynı zamanda aynı ateşi kontrol eder gibi, bir ocağı kontrol eder gibi o külle külü üzerine kapattığımızda yavaşlar. Böyle biraz maşayla açtığımız zaman da, biraz havalandığı zaman da hızlanır. Tavuğunu da bu şekilde ayarlayabiliriz. Yani o mangalda kül bırakmadık ama konuşarak. Tabii bu şekilde soslu etlerin, daha hassas etlerin de hızlıca dışının yanıp içinin çiğ kalmasını engellemiş oluyoruz. Ben geçtiğimiz sene geldiğimde şöyle bir şey öğrenmiştim. Mesela marketlerde satılan o ahşap şişlerin neden buradaki metal şişler kadar iyi olmadığını şöyle açıklamıştı biri. Metal şiş eti içeriden de pişirir, kendisi ısındırır işte. Ama ahşap şişte böyle bir şey olmaz demişti. Bu da mangalı daha yapacağı bir bilgini verilmiş. Bir de şöyle bir şey var. Buradaki öğrendiğimiz ciğer yapıyor mesela. Şimdi bizde hep biliyorsunuz kurban kesildiği zaman veya etin tazesi deniyor ya, aslında bunun bilimsel bir durumu var. Etin pH'sının düşmesini kesildikten sonra koyun etinin 24 saat, dana etinin 48 saat belirli bir derecede dinlenmesi lazım. Yani biz buna kasın ete dönüşümü diyoruz. Rigor mortis diyoruz. İlk olarak bizim GI hangisi zaman tüketmemiz gereken aslında iç organları, ciğer. Ciğer çok taze tüketilir. Günlük hemen hayvan kesildiği anda ciğeri, kalbi, böbreği bunlar tüketilir. Et bir gün dinlenecek.
10 derece gibi, yani böyle çok hemen dondurucu değil de, eksi dereceden değil de 10, 12, 15 gibi serin bir ortamda asılı şekilde et dinlenecek. O zaman asıl etin tadı, pH'sı ve rigor mortis, yani kasın ete dönüşümü oluyor. Ve burada gördüğüm ciğerde cam gibi çok taze bir ciğer. O yüzden burada biraz da sulu bırakmak lazım ciğeri kurmaması için. Bakalım ateşi kontrol edebilecek mi? Ciğerin, taze ciğerin zararını düzgün sıyırabilecek mi? Jürilerimiz birazdan teker teker bütün tabakları tadıp değerlendirecekler. Kahvaltımızı ciğerle yapacağız. Ciddi Adana'dayız, Akdeniz bölgesindeyiz. Pekala hanımlar beyler, şöyle baktığımda saat 12.40, 5 gece başladık. Yani 25 dakikalık bir süre kaldı. Artık yavaştan tabakların son hali olmasa bile yemeklerin son fazına yavaştan geçiyor olmaları lazım. Sevgili dostlar, naçizane bir tavsiye. Sunum yapmak için son saniyeye kadar beklemeyin. Sunum hassasiyetle üstünde durulması gereken bir konu ve bunu panik halinde yapmak istemezsiniz. Acele etmeyiniz. Jüri zaten sizin tabağınızın soğukluğunu geçen zamanı değerlendirerek puanlarını verecek. Yavaştan hızlanılmaya başlandı. Son 25 dakika kadar. Dedik ya, bu yarışma yarışmacıları motive etmek için, hatta izleyenleri de motive etmek için. Burada gastronomi okuyan başka arkadaşlarımız da var gördüğüm kadarıyla. Gastronomiye meraklı izleyenlerimiz de var. Tamamen herkesi cesaretlendirmeye, yüreklendirmeye yönelik bir yarışma bu. Jürimiz şu anda yarışmacılarımızı geziyor. Ben arada kulak misafir oluyorum sohbetlere. Jüri sadece zalimce incelemiyor, sadece korkusan bir yarışmacılarımıza. Elbette böyle bir stres faktörü var ama aynı zamanda yarışmacılarımıza destek sözleri de söylüyorlar, yönlendiriyorlar. Şöyle yapsan daha iyi olur, böyle yapsan daha hızlı yaparsın. Bak şöyle yapmadığın için yetiştiremeyeceksin, acele et gibi yönlendirmelerde bulunuyorlar. Bugün ikinci günündeyiz. Dün üniversiteli genç şeflerle de genç şeflerle yarıştık. Bugün ise liseli genç şeflerle yarışıyoruz. Şu an liseli genç şefler bireysel yarışması devam ediyor. Son 20 dakikaları. Bu yarışmanın hemen akabinde liseli genç şefler ekip yarışması olacak. Tam 27 liseli genç şef bu çöpün altında aynı anda yemek yapacak, aynı anda mücadele edecekler. Acaba hangi okullar jüriyi esirmeyi başaracak göreceğiz. Son 20 dakikaya girerken, yani 3'te 2'sini geride bırakırken artık yavaş yavaş sunum tabaklarının tezgaha çıkartılması, öncesinde tezgahların yavaştan derlenip toplara yorulması, sunum tabaklarının düzgünce hazırlanabilmesi için temizlik şart. Artık tezgahları yavaştan toparlayıp 12.50, bu da 15 dakikamız kaldığı anlamına geliyor. Yarışmacılarımız 15 dakika kaldı, artık tabaklama aşamasına geçmek zorundalar, yoksa yetiştiremeyecekler. Birbirine farklı lezzetler, birbirine farklı yöresel lezzetler şu anda hazırlanıyor. Jüri'nin belirtisine sormak üzere birkaç jüriyle ayak üstü sohbet ettiğimde yapılan tariflerden, seçilen tariflerden ve programlardan çok etkilendiklerini belirttiler. Birazdan kendilerinden de dinleyeceğiz bu güzel tariflere olan
geldiğinde size söylüyor. Son demler artık. Artık tabaklara geçme zamanı, yavaştan değil artık o tabaklar ortaya çıkmalı. Artık varsa son sos dokunuşları, son baharat dokunuşları, herhangi bir sunum dokunuşları tabaklara gelmeli. Tabaklarda sunumlar artık hazır hale gelmeli. Evet, bütün tabakları aynı anda jürinin karşısında sergileyemeyeceğiz. Evet, tabaklar soğuyacak. Ama jüri bunu zaten biliyor. Zaten farkında, onu da göz önünde bulunduracak. Bitirmiş olan arkadaşımız var mı? Bitirmiş olan var mı? 7 dakikanın içindeyiz. Son 7 dakikanın içindeyiz. Şimdi işte o ana geliyoruz. Yarışmacılarımız 1 saatlik süre boyunca reçeteleri eksiksiz bir şekilde yapmaya gayret ettiler. Ve şimdi jüriye takdir edecekler. Ben sırayla başlayacağım. Hazır mısın Berke? 2 numara masada son dokunuşunu yapıyor. Şırıl Mahşi yaptı ve sunum için yani biraz böyle bir şey. Yoklu zamanı yemeklerinden aslında. İkilerdeki fasulye
artık pide ya da ekmeklerin değerlendirilmesi için zamanında. Peki, bütün jürilerimizin tadımladığını görüyorum. Meleğe ya da tarifle ilgili kendisiyle ilgili bir şey söylemek isteyen jürilerimiz varsa memnuniyetle mikrofonu kendisine uzatabilirim. Çok basit ama çok lezzetli, basit bir yemek, yani çok aslında değerli bir de besin, tahin, fasulye, bitkisel protein, çok güzel. Son zamanlarda bir sosyal bölümüyle ilgili de bitkisel proteinin görüntüden çıkması önemli bir şey. Çünkü çok daha fazla insan oluşabiliyor etleriyle bitkisel protein kullanmak. Tahin zaten başlı başına çok sağlıklı, çok değerli. Özellikle vegan vejetaryenlerin de çok sevdiği bir üründür, çok doyurucudur ve içinde bulunan yağ da değerli bir yağdır tahminin. Emine sağlık, teşekkür ediyorum. Böyle güzel yemekleri gün yüzüne çıkarttığınız için de sizin yeni şeflere tekrar teşekkür ediyorum. Bizde bazı şeyler gözümüzden kaçıyor ama... Peki ya, jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Melek, eline sağlık. Bardak ilk paçasıyla yarışmaya katıldın. Jüri puanlamasını yaptı. Bakalım sunuş ne olacak? Şimdi 6 numarada yarışan Ayşegül Alper'in etli ekşili köfte tarifini tadımlayacak jüri. Etli ekşili köfte yaptın. Jüri şu anda sunumuna bakıyor. Sen bu sırada bize tarifi anlatabilirsin. İlk başta irmiğimle beyaz köfteli kurumunu birebir ısladım sıcak suyla ve bir yemek kaşığı tuz koydum ve bir yarım saatte beklettim üstü kapalı bir şekilde. Ondan sonra sosumu yaptım. Sosumda da kıyma, domates konservesi, tuz, toz kırmızı biber, kimyon var. Peki neden bu tarifi seçtin? Çünkü adam onlar ete bayılır. Anladın, stratejik bir karardı. Adamlar etsiz bir yemek yemez biliyorsunuz. Et var. Ararlarım. Az önce bardak paçası sunuldu. Son derece yani tepkide de yumurta olmasa vegan bir tarifte diyebiliriz neredeyse. Aslında bizim çok etle özdeşleşmiş olarak biliniyoruz ama çok fazla vegan vejetaryen tarifimiz var kültürümüz içerisinde. Ve çok özümselmiş tarifler aslında. Sadece kulağa galiba garip geliyor. Vegan bu vejetaryenlik tabiri biraz böyle hani alerjen tabirler diyorum ona. Halbuki aslında içimizde gayet de var olan şeyler. Bu tarifi sen mi yarattın yoksa var olan bir tarif mi? Ben yarattım. Ya tarif vardı ama kıymalı değildi. Ben sarımsaklı köfteyi etli olarak yorumladı Ayşegül. Jüri tadımı gerçekleştiriyor bir yandan. Eğer bir katkıda bulunmak isteyen jüriyeniz olursa lütfen çekinmeyiniz. Ben hemen mikrofonu size uzatıyorum. Ben aşkım, ben alışıyorum. Dün de böyle jüri karşında onlarca tarifi. Çok güzel. Thank you.
hangisi ertesi gün? Allah'a bağlı ister. Cem şefimiz, Cem hocamız dedi ki birazcık daha baharat isteyebilirdim bunun sosunda. Lütfen. Çok güzel ama biraz böyle tereyağı olsun ama lezzetli gelmez. Çok büyük bir yemek var. Yalnız tereyağı katarsan biraz beklediği için donardı. Ben de katmak istemedim. Donacağı endişesiyle tereyağı katmak istemedim. İşte şef de, işte şef de orada. Donamadan getirdiniz. En azından sunarken. Evet, son aşamada böyle dokunuşları yapmak lazım. Evet, yarışmalar normal restoran ortamlarına bazı farklılıklar getiriyor elbette. Ayşegül çok teşekkür ediyorum sana. Ellerine sağlık. Emeklerine sağlık. Güzel yorumlar aldım şimdiden. Puanları göreceğiz. Etli ekşili köfte tarifiyle yarışmamıza katılmıştı Ayşegül. İstediğinizde meslek lisesinden kuvvetli alkışlarla kendisine uğurladık. Ve 9 numarada Sude Naz Şahin tek mangal yakan yarışmacıydı. Adana usulü ciğer sofrası. Üstelik Bursa'dan geldi. Adana'dan da katılmıyor. Ama büyük bir cesaret örneğiyle şehir dışından Adana'ya gelmesine rağmen bir mangal tarifiyle, ciğer tarifiyle katılmak istedi Sude Naz. Sude Naz'ın sunumu an itibariyle jürinin beğenisine sunuluyor. Gördüğünüz gibi jüri fotoğrafını çekmekten alıkoyamadı kendini. Son derece şık, son derece yöresel gözüküyor. Sabah kalkmışız da kahvaltıya gitmişiz cisine. Adana'da. Beytullah Şef dedi ki ben çekiyorum, dayanamayacağım. Ciğerin böyle bir etkisi var özellikle bu coğrafyada. Yani sabah öyle akşam kahvaltı. Az önce Cem hocamızın da söylediği gibi yapı itibariyle en kolay bozulan etlerden olduğu için ciğerin ilk tüketilmesi, sabah çok erken saatlerde tüketilmesi alışkanlığı gelmiş ama tabii bu soğutmanın olmadığı dönemlerden kalan bir alışkanlık. Tarifini senden dinleyelim. Şimdi nasıl? Öncelikle merhaba. Ben Bursa'dan geliyorum. Bursa'dan gelip Adana ciğeri yapacağım. Yalnız bir tarif seçiyorum. Çünkü tarifi vermek gerekirse normal kuzu ciğeri ve kuyrukları kullandım. Bunun bir kokusu da şeymiş. İki ciğer bir kuyruk yapmış. Öyle yani. Yanına da gavuk da ve evet, yöresel bir sunumu, yöresel bir tarifi, yöresel bir şekilde sundu. Şef olmak demek, her tabağa mutlaka bir dokunuş yapmak, özünden uzaklaştırmak demeyelim ama özünden farklı şeyler koymak manasına gelmiyor aslında. Mevcut tarifi olduğu gibi korumak da bir seçenek. Sude Naz da tam olarak bunu yapmış. Hatta altında bakır bir abla kullanmış. Görsel olarak da, lezzet olarak da, tarifin içeriği olarak da geleneğine sadık kalarak yapmış Sude Naz. Cem hocamız da az önce sohbetimizde söylediği gibi mangalın doğru kullanılması, közün, külün doğru kullanılması lezzete doğrudan, kıvama doğrudan etki ediyor. Ciğer çok hassas bir malzeme. Çok dikkatle pişirilmesi gereken, hassasiyetle pişirilmesi gereken malzeme. Beytullah Şef'in uzatıyor. Ciğerin üzerinde zaten çok iyi alıyoruz. Sulu bırakıyoruz. Babadan bir süre kısaltıyor. Başına baktığını sağlıyor. Beytullah Şef mikrofonu isteyince ben şunu şöyle yapsam daha iyi olur diyecek zannettim açıkçası ama o kadar memnun kalmış ki zarının iyi alınması, kıvamının, baharatın, salatanın iyi hazırlanmasından bahsettim. Ciğerin
izliyoruz. Zaten tezgahta çalışırken istasyonunda gördüğüm cam gibiydi. Daha böyle camlı gibiydi. Diğer taptazeydi. O zaten çok iyi. Şefler de geldi zaten başına. Birisi böyle daha şöyle yapıldı, böyle şimdi birisi cevabına böyle falan. Onun dışında sunumuna gelirsem çok güzel. Yanıcıları yani yanına koydukları o kadar birbirini destekliyor ki. Normalde tabii bunlar çok fazla meze gibi Adana'da boldur böyle herkes masaya sarkıyor. O yanıcıları da çok güzel yapmışsın. Narlı salatan çok güzel, narlı çoban salatan. Yanındaki bu közlenmiş olan nedir? Şimdi domatesli közlenmiş bir şey var. Babalanmış mı? Ha, patlıcanlı falan da bir şey öyle mi? Yani bunu isimli çok özür dilerim hemen anlayacağım. Bazı yemeklerde biraz böyle modernize etmek için daha böyle alakart dediğimiz tabir vardı. Tamam çok klasikli ciğer herkes yapar ama bir restoranda, bir fine dining restoranda, daha lüks restoranlarda da bu yancılarla beraber bu ciğeri fine dining tabak bile sunabiliriz. Yani bir seviye üste çıkartabiliriz klasikten. Biraz öyle olmuş. Çok güzel. Eline sağlık. Başka bir şey eklemek isteyen var mıdır acaba? O zaman Suud Enas Şahin'e kuvvetli alkışlar. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Cümle olumlu yorumlar aldı. Bakalım puanlara ne şekilde yansıyacak elbette. Göreceğiz. Arkadaşlarım jüri masasını temizlerken 8 numarada Yasemen Yalçıner geliyor. Yine Bursa'dan gelen bir arkadaşımız içli köfte tarifiyle yarışmaya katıldı. Yasemin'in sade içli köfte sunumunu inceliyoruz şu anda. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanımız Zeki şefimiz geldi. Hoş geldiler. Zeki şefimiz şimdi yarışmacıları gezerken ben bir yandan Yasemin'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Sunumun, tarifin nasıl hazırladığınla ilgili belki bize bir şey anlatmak istersin. Kuzey programının içinde kuyruk yağ da koydum. İlk önce etini biraz kavurduktan sonra soğanını ekledim. Onu da iyice kavurduk soğanını beraber baharatlarını ekledim. Bulgurum normal bir çiçek köfte bulguru. O şekilde hazırladım. İnce açıp yani içli köftenin iç harcını susam kavurmuş mu yoksa? Pekala, jürimiz şu anda sunumu inceledi. Bir yandan da tadına başlayacak. Sade bir sunumla karşımızda. Sadelik son zamanların popüler akımlarından biri. Biraz sürdürülebilirlikle beraber bu sunumlara da yansıdı. Sadelik. Sadeliğin şıklığı gerçekten pek çok başka şeyde bulamadığımız bir şıklık türü. Bana kalırsa. Buyursunlar. Tadımlaya başlayabilirsiniz değerli jüri üyeleri. İçli köfte Türkiye'nin farklı yörelerinde farklı usullerle yapılan kıymetli bir değerimiz. Daha kıymetli yapansa farklı usullerle yapılıyor olması, çeşitliliğinin olması. Yasemen de bu lezzeti yarışma tabağına taşıdı.
orijinal tarzı olmadan kendi eklemesi olduğunu söyledi aslında. Hem iç harcına kavrulmuş susam eklemiş, dışında da kavrulmamış dışında çiğ susam değil mi? Dışındaki de kavrulmuş susam. Şimdi susam dokunuşuyla göresel bir tarif yapmış olmayı. Lokmada yenilen çok yenilen birisi yaprak sarması, içli köfte. O kadar emekle yapılıp bir lokmada biter yani. Bir sahte yapılıp böyle 3 dakikada biten yemeklerimiz var. El yemeği bu içli köfte. Bamya'da bamya çorbası yaptınız ya. Bizim burada bamya çorbası yaptık. Bamya dolması da ayrı bir emek tabii. Ben buna birazcık kaynana evet diyorum. Kaynana etkisi. Yani gelin seçerken hani hamaratlığına bakılıyor ya, bir kaşığa 40 tane sığacak işte, o bamyayı şöyle dokun. Peki hala, tadımlamalar da tamamlandı. Bir şey eklemek isteyen var mı acaba Jüri üyelerimizden, Tahir Bey, İnan'dan? Peki hala, Yasemin, ellerine sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Jürimiz hem sunumunu hem lezzetini yorumladı, puanlarını verdi. Bakalım sıradaki yarışmacımıza ne diyecekler? Bir numarada Melike Tekin Cıhıl Mahşi yaptı. O da Evliya Çelebi Meslek Lisesi'nden katılıyor. Bir diğer yöresel lezzet Şırıl Mahşi, dolmaların şahı anlamına geliyor. Yani biraz da kendisinden deneyelim. Dereotsuz bir tabak gibi tarzını her zaman kullanıyoruz tarzında.
Biz sonra şunu söylemek istiyorum. Organizasyon ekibi harika. Buradaki masada görevli olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Valla bir restoranda bile bu kadar hızlı servis değiştirilmiyor. Daha böyle lokma bir tane servis değişiyor. Gençlerimiz harika. Çok teşekkür ediyorum. Biraz fazla bence ambiyama yaptı. Bu arada Cem Hocam'ın bahsettiği bu el lezzeti mevzu bilimsel olarak da kanıtlandı geçtiğimiz sene. Gerçekten elin bir faktör olduğunu da kanıtlamış oldular. Tam olarak detaylarına hakim olmasam da bunlar olduğunu. El melekesi. Eklemek eklentisi olan var mıdır başka? Melike'ye ya da tarifle ilgili bir şey söylemek isteyen yoksa teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Seni yerine uğurlarken jürimiz sıradaki tabağı tadacak. Sırada 5 numarada Zeynep Urubay Tufan Bey'in fasulyesi yatağında bir zola yaptı ve sunumunu gerçekleştiriyor şu anda. Çok minimalist, çok şık bir sunumla jürinin karşısında Zeynep. Belki tarihi kökenlerinden ve nasıl yöntemle bunlarından bahsedebiliriz.
zaman bu tarif, geleneksel bir tarifin kurten dokunuşlu hali. Adana usulü dedim ya, acaba hani Adana'da sıklıkla yapılan bir tarif türü diye merak ettim ben. Yok değil. Şöyle sadece Adana etsin, bu hafızat. İçinde Tufa Bey'in olsa da ayrıyeten tahminle Adana aslında. Yani aslında ürünlerin herhalde yarısından fazlasının bu yörenin ürünleri olduğunu, patlıcan dahil, susam dahil, fasulye dahil, nohut dahil. Bu yöreden çıkan ürünlerden olduğunu söyledi. Yerel ürünleri kullanarak bu tarifi yarattığını belirtti Nurten. İsmi bu sebeple verdim dedi Nurten. Şimdi sunum o kadar şık ki jürilerimiz kıyamadılar galiba. Önce başkası kıysın sonra ben yerim diye bakıyorlar. Buyurun Tahir Bey, siz de oradan başlayın. Teşekkür ederiz. Tarifte gördüğüm kadarıyla üstünde bir kaşar eklentisi var. Kaşardan sonra az bir fırınladım anlayabiliyorlar. Tüpümüzle mi yaptın? Yok, fırınladım. Kariyera tahin dokunuşu, yoğurt sos dokunuşu ve fırınlanmış kaşar dokunuşu, gratin edilmiş kaşar dokunuşu görüyoruz şu an tabakta. Bu arada mutlaka tanıyorsunuzdur. Tahir Bey, yani patlıcan dediğiniz zaman Tahir Bey gerçekten son derece büyük uzmanlarından patlıcan konusunu, kendi mutfağında ve restoranlarında da sıklıkla kullandığı bir ürün. Dikkatimi çekti. Jüri olarak dolaşmaya başladığında ilk olarak tezgahlardaki patlıcanları inceledi. Yumuşaklığına baktı, kıvamına, körpeliğine baktı. Kelimeler bazen önem taşıyor, yanlış bir algı oluşturduğu zaman beklentiyi değiştiriyor, haliyle sonucunu da etkileyebilir. Adana usulü az önce konuştuğumuz gibi Adana'da sıklıkla yapılan gizlenimini uyandırıyor. Aslında Adana ürünleriyle yapılmış bir şey. İsmi daha farklı koyabileceğini söyledi jüriyemiz Ebru Hanım. Buyurun efendim. Gayet lezzetli, gayet güzel patlıcan. Gayet içine içmiyor. Evet, biraz kısırdı. Fırında bir sorun varmış. Ben daha önce de bıraktım ama ben gece yapmak istedim. Neden köz kullanmadın? Köz kullanınca kabukları soyulur diye kullanmak istemedim. Kabukları soyulmadan servis etmesi. Zaten önemli olan içerisi, yani dışı tam yeremiyor zaten. Yani içerisi temiz. Ben Adana'ya geldiğimde ilk yediğim şey bu topar patlıcanı oldu. İçerisinde yumuşacıktı. Ben beraber ödedik akrabiyonunu. Çok lezzetli, kötü pişmemiştim daha. Çok sert. Ama senin patlıcanlarına baktığınızda sanki ham gibiydi, daha olmamıştı. Yani patlıcan seçimi de biraz önemli. Şimdi yine ben şef olarak malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Vardı da böyle gider pazardan kendi malzemesini seçen şef, balıkçıya gider, balıkçıdan kendi malzemesini alır. Bu tabii önemli bir şey. Ürünü tanımak değil,
ürünle başlıyor. Kaliteli bir ürünü doğru teknikle bir şekilde o zaman tekniğe geleceğim. Bunu tekniksel olarak da tabii şartlar da bazen farklı olabiliyor. Ama doğru ürünü seçmek bir şef için çok önemli. En başta gelen şey olması lazım. Ürünün nasıl yetiştiği dediğimiz gibi coğrafya işareti bir ürün o bölgeye has bir gen havuzundan mı geliyor veya tam mı geliyor? Ürünü tanımak önemli. Bir aşçı için, bir şef için çok önemli şeylerden biri. İkincisi de teknik. Nasıl bazı yemekler kısık ateşte, bazılarını da yüksek ateşte yapmak gerekiyor. Tabii ki buradaki olanaklardan bahsetmiyorum ama mesela patlıcan yüksek derecede közlenir. Küçük eğer kısık ateşte olursa suyunu kaybederler. Çok kısa sürede, 3 dakikada oralar, oradaki derece 300 derece gibi bir şeydir. 250-300 gibi. Her yemeğinde böyle pişirme tekniğine de dikkat etmek gerekiyor. Dediğiniz şekilde yaptığınız zaman suyu uzattığınızda patlıcan kısmı daha beyaz bir su oluyor. Ama daha kısa tutarsanız kahverengi su oluyor. Bu bölgenin patlıcanı zaten sert. Jüri üyelerimizin yorumları bizlerden daha çok tabii ki yarışmacılarımız için çok kıymetli. Bakın bir patlıcan üzerinden satın almadan ürün kalitesine, yöresel kullanımdan, doğru malzemenin kullanılmasına kadar şefliğe dair, profesyonel şefliğe dair pek çok ipucu çıktı. Bu ipuçlarını çok kıymetli değerlendirmenizi tavsiye ederim sevgili dostlar. Meslek hayatınızın başında altın değerinde bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Yarışmamıza katıldın. Bu tarifle Adana usulü tahinli karnıyarık ismini verdiği tarifle katıldın Urten ve jürinin puanlarını, yorumlarını az önce aldık. Efendim sıradaki yarışmacımız 4 numarada yarışmaya katılan Kadir Aykal vejeteryan içli köfte tarifiyle yarışmaya katıldı. İkinci içli köfte jürinin karşısına sunulan. Az önceki yarışmacılarımızdan bir tanesine neden bu tarifi seçtin deyince çünkü Adanalılar eti sever, etsiz tarife tarif demezler demişti ki şimdi karşımıza normali etli olarak bilinen bir tarifin vejeteryan versiyonu çıktı. Şimdi ben Kadir'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Neden böyle bir tarif yaptın? Bu tarifi yapmak nereden aklına geldi ve nasıl yaptın? Dediğiniz gibi kadınlar et sevdiği için ben de bu algıyı görmek istedim. O yüzden sağlıklı bir yiyecek yapmak istedim. O yüzden vejeteryan zaten. Bu algıyı kırmak lazım dedi. Bana kalırsa bu da çok kritik bir konu. Adana deyince, Antep deyince akla sadece et geliyor olması bence çok büyük talihsizlik. O kadar çok vegan, vejeteryan tanımına uyan tarif var ki zevkle tükettiğimiz aslında. Bu algıyı da bir şekilde kırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Karşımızda vejeteryan içli köfte. Peki tarifi anlatır mısın biraz? Dışı için köfteli kokulu, pirinç, ısladım 10 dakika bekledim. 10 dakika bekledikten sonra salça, un ve yumurta katıldı. Bir de biraz çıkarttım. Ardına baharatı yapıyorum. İyice yoğurdum. Sonra dinlerdim. İçini hazırlamak için ise seferimi kurmaz renkli doğradım. Aynı kurmaz. Küp küp, biraz kiri küpler halinde doğradım. İnce küpler halinde doğradım dedi. Sonrasında İlk olarak soğan ve lahanayı kavurdum, yağda kavurdum. Lahana? Evet. Lahana ve yağda kavurdum. Ardından içine havuç ve biberi kattım. Yeşil mercimek, haşlanmış yeşil mercimek kattım içine pişirdikten sonra. Bir de salça ve ceviz. Ceviz. Altında da naneli bir yoğurdum var, naneli sulu bir yoğurdum. O da ferahlatması için. Sebze yakışan düşündüğü için ferahlatan bir taban eklemiş naneli yoğurt ekledim. En sonunda da kızartarak haşlayarak servis zaten. İlk tarifimiz haşlanmıştı. Bu içli köfte ise kızartılarak son haline gelmiş durumda. İç harcına lahana, havuç gibi malzemeler eklemiş ve bir vejetaryen yanılmıyorsam yoğurt olmasaydı vegan ne diyebileceğimiz bir tarif değil mi? Yoğurt olmasaydı. Yumurta var ve yoğurt var tabii içerisinde. Etsiz bir içli köfte yorumu tadıyoruz şu anda.
Buyursunlar. Dediğine sağlık. Şöyle söylemek istiyorum. Son zamanlarda yani durumdan duruma değişiyor ama mesela kinoa çok ünlü bir şey oluyor protein kaynağı. Aslında en çok protein kaynağı bizim yeşil mercimekte var. Kinoa adam da fazla. Kinoa'ya 250 lira bir kilosuna yeşil mercimek 20 liraya satın alabiliyoruz. O işim biraz herhalde reklamı gibi oldu. Bizde çok öyle bilinen de bir şey değil ki ama yeşil mercimek gerçekten bitkisel protein olarak çok değerli bir şey. Bu tarz tarifler hem ekonomik olarak, çağımızda ekonomik olarak da bazı durumlar değişiyor. Hem ekonomik olarak, hem sürdürülebilir olarak, hem de besleyici olarak güzel bir hoşuma gitti. Tarifin mantığı çok güzel. Şimdi şöyle küçük bir negatif yorumum var. Tabağında, ben üniversitede öğretim görevlisi olarak şeflerimizle, daha doğrusu öğrencilerimizle çalışırken de aynı şey söylüyorum. Bir şeyi tabağına marketten aldığın gibi koyamazsın diyorum. Niye biliyor musun? Eğer o ürünü ben alırsam marketten alırım veya manavdan aldığın gibi koyamazsın. Onu ceviz yapmışsın ya mesela koymuşsun. Orada hiçbir emek şef dokunuşu cevizde yok mesela. İçinde olabilir, okey, lezzetini arttır, besinlerini arttır ama tabağına koyduğun garnişin, garnitüründe bir özellik olması lazım. Tavsiyem bu şekilde. Bir de naçizane kullanılan garnitürde yemekle beraber tüketilebilecek bir porsiyonda olması gerekiyor galiba. Ana öğe gittikten sonra cevizleri kaşıklamanın çok manası da kalmayacaktır. Öğe gittikten sonra. Eklemek isteyen jüri üyemiz var mı acaba? Ellerine sağlık. Üçlü köfte tarifiyle katıldı Kadir. Bakalım jürinin puanı ne yönde olacak? Şık bir sunumdu, güzel bir fikirdi, güzel bir şekilde uygulanıp hayata geçirmiş, başarılı bir tabak haline gelmişti. Bakalım puanlara ne şekilde yansıyacak. 7 numarada Eylül Özkan var, baba donuş yatağında sarımsaklı köfte yaptı bugün. Bravo! Az önce bir başka tabakta, ekşili köfte tabağında da sarımsaklı köfte göndermesi vardı. Ona kendi eklemelerini yapmıştı yarışmacımız. Ya Meren, nane maydanoz kesin. He? Nane maydanoz şöyle şey kesin. Son yarışmaya başlıyoruz tabi. Çok güzel oyun bu yani sabah. Enteresan o kalaylık kapta. Renkli onları bu kadar beni basit olmasına rağmen yemeyim. Böyle bir fotoğraf çekesi geliyor insanın ortaya çıkarttı. Böyle sunumlarda sunumun çok güzel çalışıp ve uyumlu yani tabak tercihim de çok güzel olmuş. Eylül'ün kendisinden dinleyelim. Neden bu yemeği seçti, nasıl uyguladı, kendi dokunuşları nelerdir? Özel bir dokunuş değil, mevcut tarifleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım, dedi Eylül. Ve jüri an itibariyle tadıyor. Sunumun genel olarak iyi puan aldı. Cem Şef'in yorumuna diğer jüri üyeleri de kafa sallayarak katıldıklarını belirttiler. Thank you.
Bizde de paylaşır mısınız? Babaganuş ve sarımsaklı köfte. Tarif birleştirildi ki tarif. Klasik sade basit şık olarak özetledi Cem Şef. Pekala, Eylül'e çok teşekkür ediyoruz. Bravo. Eline sağlık, yüreğine sağlık, hayal gücüne sağlık diyoruz. Ve Eylül'ün son yarışmacımızdı. Bütün yarışmacılarımızı şimdi bir hatıra fotoğrafı çekmek için jürinin yanına davet ediyorum. Tabii jüri bu anlamasını bitirebildiyse. Puanlar verildi, birazdan toplanacak ve sonuç belli olacak ama akşam, yani bir sonraki ekip yarışmasından sonra 17.30'da ana sahnede yarışmanın kazananları üzerine alacak.